Mersin hepinizin bildiği gibi barış ve hoşgörü kenti. Barış ve hoşgörüden bahsettiğimiz zaman aklımıza hemen Lina Nasip geliyor. O gerçekten bir barış elçisiydi. Hoşgörüye sahip bir insandı. Mersin'de önemli bir iz bıraktı ve ebediyete intikal etti. Ama intikal ederken de yüreklerimizde derin bir kazılar bıraktı. Dinlerin buluşması etkinliği de Lina Nasip'in yönetmenliğini yaptığı bir etkinlikti. Gerçekten A'dan Z'ye bu etkinliğin bütün aşamalarında vardı. Hatta sunuculuğunu bile kendisi yapardı. Tüm dinleri buluşturmayı ve bu bayramda bir araya getirerek dua etmesini sağlayan bir kişilikti. Lina Nasip Mersin için bir semboldü. Hoşgörü ve insan sevgisi onun en büyük özelliğiydi. 24.sünü yaptığımız ve Mersin'in özünü temsil eden bu buluşma ile bugünlerde dünyada çokça ihtiyaç duyulan hoşgörüye, birliğe, beraberliğe hep birlikte katkı sunmaktayız. Bu etkinliği bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi himayesinde gerçekleştirmekteyiz. Ve Lina'ya söz verildiği gibi bu etkinliğin bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini söylemeliyiz. Bunun için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer başta olmak üzere buradaki tüm emeği geçenlere ve katılımcılara çok teşekkür ederim. Lina Nasip ablamdı, kardeşimdi, komşumdu. Onunla Mersin'in sanat, kültür ve üniversite dünyasında çoğu kez yollarımız kesişti. Her ikimiz ve tüm Mersin dostları olarak Mersin'in zengin barış ve hoşgörü ortamının güçlendirilmesi için yapılan projelerde ve çalışmalarda bizden destek isteyenlere gönüllü yardımcı olduk, ışık tutmaya çalıştık. Gel gör beni, beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Rab, beni barışının bir aracı yap. Nefretin yere sevgini getireyim. Hakaret edildiğinde affedeyim. Uyuşmazlığın olduğu yere birliği tesis edeyim. Şüphenin olduğu yere inanç, hatanın olduğu yere gerçeği getireyim. Başkasını affeden affedilir ve öldüğünde ebedi yaşama kavuşur. Amin. Başkanım, başkanım.